Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Dücane Cündioğlu'nun Ara Sokakların Tarihi. Alt başlığı da şöyle: Hatıralar ve Hatıratlar. Ara Sokakların Tarihi, Hatıralar ve Hatıratlar. Onun da altında bir cümlecik var, onu da paylaşayım. Hayat dedikleri işte bu. Bir varmış, bir yokmuş. Kapı Yayınlarından çıkan bir eser bu, deneme türünde. Şöyle size kapağını da bir göstereyim, tanımış olun. Bir göz aşinalığı olsun gözüktüğü kadarıyla. Evet, bu eserden alıntılarım çok sayıda. Her ne kadar sınırlandırmaya çalışsam da yine sayı fazla. O yüzden hızlı olmaya çalışacağım. Bismillah. Hemen bir su takviyesi alalım ve başlayalım. İlk alıntım, bakalım neredeymiş? İlk alındım 18. sayfada. 18. sayfada Abdullah Cevdet'e dair bir bilgi var. Bu bilgi nereden alıntılanmış bu kitaba? Yaşar Kutluay'ın Siyonizm ve Türkiye adıyla yayımladığı Theodor Herzl'in hatıratı. Burada Doktor Abdullah Cevdet hakkında Herzl bir bilgi veriliyor. Şöyle bir yerinden okuyacağım. Kendisini davet ettim ve konuşmamız dönüp dolaşıp benim projeye intikal etti. Doktor Abdullah Cevdet kendisini bir Jön Türk ve Yahudilerin bir dostu olarak takdim etti. Doktor Abdullah Cevdet kendisini bir Jön Türk ve Yahudilerin bir dostu olarak takdim etti. İkinci konuşmamızda aklıma Sultan II. Abdülhamit'e yazacağım mektupları ona tercüme ettirmek düşüncesi geldi. O da muvafakat etti diyor. Daha sonra ettirmiş. Buna karşılık da mücevherli kol düğmeleri hediye etmek istemiş Herzl. Fakat kabul etmemiş. Onun yerine onun yeni Arz-ı Atik isimli eserini daha beğenmiş. Onu almış yani falan diye bahsediyor. Abdullah Cevdet'e dair ilginç bir bilgi. İkinci bilgimiz 20. sayfada, yine bu kitabın alıntıladığı bilgilerden birisi. Bu da nerede geçiyormuş? Kemal Tahir'le Sohbetler kitabında geçiyormuş. Kemal Tahir'e ait bir tespit. 5800'den alttan başımız belaya girmesin. Nutuk hakkındaki bu tespit Kemal Tahir'e ait yani. Dücane Hoca da buraya alıntılamış. Cumhuriyet dönemi bu belgesel roman bakımından hiç de yoksun değildir. Bu belgesel roman türü Cumhuriyet'te 1927'de Mustafa Kemal'in Halk Partisi kurultayında okumak için yazdığı büyük, parantez içinde ünlem işareti, hakikaten büyük nutukla başlar. Bu nutuk, çizdiğim cümle burası, bu nutuk yenilip yere serilmiş muhalifleri bir kere daha çiğnemek için düzenlenmiş gayet kaba bir politika belgesel romandır. Bu nutuk yenilip yere serilmiş muhalifleri bir kere daha çiğnemek için düzenlenmiş gayet kaba bir politika belgesel romanıdır. Yani bu tespit, yine altını çiziyorum, bana ait değil, Dücane Hoca'ya da ait değil, Kemal Tahir'e ait arkadaşlar. Sonra başımız belaya girmesin. Devam ediyoruz, geldik 23. sayfaya. 23. sayfada yine Abdullah Cevdet'in kırdığı cevizlerden birisi naklediliyor. Nereden naklediliyor? Zekeriya Sertel'in Hatırladıklarım diye bir eserindenmiş bu. Kendisi yani Zekeriya Sertel, mütareke döneminde memleketi işgalden kurtarmak amacıyla bazı aydınlarla birlikte bir örgüt kurmaya çalıştıklarını ve bu nedenle kiracı olarak oturduğu Doktor Abdullah Cevdet'in Cağaloğlu'ndaki iki katlı evinin ilk katında Fuat Köprülü, isimlere bak, Fuat Köprülü, Hasan Ali Yücel gibi zevatın da katıldığı bir toplantı düzenlediklerini söylüyor. Hikayenin devamını Sertel'in kaleminden okuyalım. Biraz atlayacağım. Yok, atlamayayım, başından okuyayım yoksa kopuk olacak. Biz arkadaşlarla salonda toplu bir halde yeni kurulacak örgütün biçimini kararlaştırmak üzere hareketli bir tartışmaya dalmıştık. Birden kapı açıldı. Abdullah Cevdet'in küçük kızı babasının elinden kurtularak salona daldı. Babası da onun arkasından içeri girdi ve bizi toplantı halinde buldu.
24 saat sonra hepimiz İngiliz polisi tarafından tutulup Bekir Ağa bölüğüne atıldık. Belli ki mütarekede İngiltere'nin ajanlığını kabul etmek alçaklığına düşen ve İngilizler tarafından himaye edilen Abdullah Cevdet, efendilerine yaranmak için bu toplantıyı haber vermişti. Kendisine saygı duyduğum bu adam bana böyle bir oyun oynamıştı. Bekir Ağa bölüğünden kurtulup eve döndüğüm zaman kendisiyle merdivenlerde karşılaştım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi beni güler yüzle selamlamak istedi. Yüzüne tükürdüm. Yaptığın alçaklıktan utan dedim. Fakat onda utanacak yüz yoktu. Meşhur Türk edibi Süleyman Nazif onun için yüzünün çopurluğunu ima ederek Cenab-ı Hak hayayı onun yüzünden tırnakla kazımıştır demişti. Kendisini savunmaya bile lüzum görmeden çekilip gitti. Çünkü suçu meydandaydı diyor. Doktor Abdullah Cevdet Türkiye kurulduktan sonra hiç böyle bir yaptırma falan da uğramıyor arkadaşlar. Yani bu ajanlıkları falan hep yanına kalıyor. Devam edelim. Bir başka notum neredeymiş? 34. sayfada bir notum var. Nereden geliyor bu not? Yanlış yere mi koymuşum? Ha şurada. Yine Kemal Tahir'e ait bir ifadeymiş bu. Yine Kemal Tahir'in sohbetleri İsmet Bozdağ, Emre Yayınları'ndanmış bu kitap. 1995 baskısı, oradan bir alıntı yapılıyor. Doğu dinlerinin yarattığı altruist, yani diğergam diyelim, öyle çevirebiliriz. Doğu dinlerinin yarattığı altruist ahlakın nasıl bir insan türü ortaya koyduğu, Batı'nın egoist ahlakıyla bu noktada nasıl bir çatışma içinde bulunduğu iyice araştırılıp su yüzüne çıkarılmadıkça, değil Türkiye'de rejim tazelemek, abdest tazelemek bile mümkün değildir, diyor. Devam edelim, bir başka notumuz. Bu da 39. sayfada arkadaşlar. 38'den de mi alıp gelelim, nasıl yapalım? Aa, yok, bir cümle okusak yeter. Bu da yine bir alıntı. Şöyle diyor, yine 5816'dan başımız belaya girmesin. Bu cümle alıntı arkadaşlar. Yılların içinden diye bir kitaptan alıntı. Dücane Hoca da oradan almış. Nitekim Atatürk, İngilizlerle anlaşmaya memur ettiği Bekir Sami ve Nihat Reşat'ı, Sovyetlerle anlaşma olunca feda etmekten kaçınmadı. Nitekim Atatürk, İngilizlerle anlaşmaya memur ettiği Bekir Sami ve Nihat Reşat'ı, Sovyetlerle anlaşma olunca feda etmekten kaçınmadı. Böyle de vefalıymış demek ki. Devam ediyoruz. Geldik 44. sayfaya. 44. sayfada ilginç bir, hatta iki hatıra var da hangisini okusak? Birinden vazgeçiyorum, diğerine dönüyorum. Vedat Nedim Tör, 1934'te Hazreti Muhammed'in Hayatı adlı masum bir kitabın yayımını yasaklayan ünlü matbuat umum müdürü. Eşref Edip'e gerekçe kabilinden şöyle diyordu kendisi. Biz her şekil ve suretle olursa olsun, memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği meydana getirilmesine taraftar değiliz. Biz her şekil ve suretle olursa olsun, memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği meydana getirilmesine taraftar değiliz demiş Vedat Nedim Tör. Ne diyelim, ateşi bol olsun mu diyelim, artık bilmiyoruz son nefeste nasıl gitti. Ama iyi bir şey yapmamış, o belli. Devam ediyoruz, geldik 78. sayfaya. 78. sayfada bir Alman subayının hatıratlarından, ismi de Von Kress. Şöyle bir şey söylüyormuş Osmanlı ile ilgili, Birinci Dünya Savaşı dönemiyle ilgili daha doğrusu. Siyasal inançları bizce bilinen Türk siyasi ve askeri ricalinin Talat ve Enver'i düşürerek Osmanlı Devleti'nin ittifak anlaşmasıyla merkezi devletlere karşı yüklendiği taahhütleri tanımayacak bir hükümet iş başına getirmeleri ihtimali bizce daima hesaba katılmalıydı. Yani Almanlarla ittifakı bozma ihtimali diyor. Her zaman
hesapta olmalıydı. Onun için Türklerle İngilizler arasında mümkün olduğu kadar çabuk kan dökülmesi bizim menfaatimiz icabıydı. Biz ancak İngilizlere karşı kazanılacak bir başarının şerefi yahut uğranılacak bir yenilginin intikam hırsı hasıl olduktan sonradır ki Osmanlı Devleti'nin ittifaka sadakatine güvenebileceğimizi sanıyorduk, demiş Alman subayı von Kress. Süveyş kanalındaki bozgunu da Dücane Hoca bununla bağlıyor yani. Çünkü bu Almanlar Cemal Paşa'ya şerefinizi kurtarmak istiyorsanız ölmelisiniz demişler. Kitabın genelinde şöyle bir şey hissediyorum ben. Dücane Cündioğlu nedense, niye böyle bir derdi varsa bilmiyorum ama Atatürk'ü falan, hani böyle o dönemin sorumlularını mağduriyetten tırnak içinde kurtarmaya çalışıyor. Yani onlar yapmamıştı bu işin, öyle olmasında onların suçu yoktu gibi gibi bir dil. Veya onlar bildiğiniz gibi değil, aslında çok da fena insanlar değillerdi gibi gibi bir dil. Eserin her tarafında kendini hissettiriyor arkadaşlar. 81. sayfaya geldik. Bu nereden? Ahmet İhsan Tokgöz'ün yazmış olduğu satırlar. Servet-i Fünun sahibi Ahmet İhsan Tokgöz. O zaman biz İngiltere'yi dünyanın en özgürlüksever, en insancıl yönetimi sanıyorduk. Zaten bu kanaatin etkisiyle 1908 inkılabında aydınların ruhunda derin bir İngiliz sevgisi vardı. Meşrutiyet yani. Ve bu o kadar yüksekti ki 1908 Temmuz'unun 23'ünde İstanbul'da bulunmayan İngiltere elçisi Malet şehrimize döndüğü zaman Sirkeci istasyonunu baştan başa doldurmuştuk. Elçiyi candan ve gönülden alkışlıyorduk. Sonunda coşkun gençler elçinin arabasını çeken atları söktüler. Allah Allah ya Rabbi, ne günler görmüş bu devlet. Sonunda coşkun gençler elçinin arabasını çeken atları söktüler. Arabayı kendi kollarıyla çektiler. İşte bu İngiliz sevgisi yüzünden Bauer Savaşı'nda hepimiz bilmeden zavallı Bauerlere karşı İngilizlerden yana konuşuyorduk. Ya işte bu işler böyle arkadaşlar. Fazla kapılmamak lazım. Bediüzzaman Hazretlerinin garp husumeti baki kalmalı demesi böyle şeyleri okudukça benim zihnimde daha da tebeyyün ediyor. Neden? Müminin ferasetinin %99'u o şüpheyi, o temkini yitirmemekte zaten. Onu yitirdiğiniz, düşmanınızı dost bildiğiniz anda işte böyle facialar yaşanmaya başlıyor. Oyunun, hilenin, tuzağın bini bin para. Bini bir para. 86. sayfadayız arkadaşlar. Bu da Oktay Ekşi'ye Hasan amca diye birisinin anlattığı bir şey. Bu Hasan amca meşrutiyet zamanında çok aktif birisiymiş galiba. Vardı bilgiler burada ama dur bakalım. Gençliğinde İttihatçıların ve bu arada Mahmut Şevket Paşa'nın da muhalifleri arasında yer alan bu genç, Hasan amca dediği o, yıllar geçip defter kapandıktan sonra neler söylemiş. Oktay Ekşi'nin anlattığına göre Hasan amca 1956-58'de bir kitabı için Milli Kütüphane'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'nde araştırmalarda bulunmak üzere Ankara'ya gider. Çalışmaları sırasında bir gün Sayın Ekşi'ye şunları söyler. Evlat, bugün ne buldun biliyor musun? Biz Mahmut Şevket Paşa hükümetini devirmeye kalkışmıştık. Meğer bizi o tarihte İngiliz Büyükelçisi kullanmış. Çok çarpıcı bir belge buldum. Her şeyim yıkıldı. Onu yayınlarsam yaşadığım bütün kavgaların anlamı kalmaz. İlginç değil mi? Bu hangi kitaptan alıntılanmış buraya? Alpay Kabacalı'nın Bir İhtilalcinin Serüvenleri kitabından 50. sayfadaymış. Devam ediyoruz. Geldik 96. sayfaya. Burada Yahya Kemal'in İttihat ve Terakki'yi tarifi var. Bana ilginç geldi. İttihat ve Terakki nasıl bir topluluktur? Ona dair yine İttihat ve Terakki'den birisi olan Yahya Kemal neler söylüyor? İttihat ve Terakki kadar bin türlü zihniyeti,
bin türlü yaratılışı, bin türlü emeli bir araya toplamış ve dağılmamış. Bilakis zaman geçtikçe daha ziyade toplanmış ve kuvvetlenmiş siyasi bir cemiyeti Avrupa'nın ve Asya'nın tarihinde göstermek imkansızdır. İttihatçı ittifakının içinde en dinsiz masonlar yanında en şiddet İslam iddiatçıları, en geniş insaniyetçi ve medeniyetçiler yanında en dar kafalı milliyetçiler bulunduğu gibi, en seciyeli tanınmış adamlarla seciyesizlikleri herkesçe malum adamlar, maddi menfaatlerden uzak, temiz, vatanperverlerle vurguncular ve harp zenginleri yan yana ve birbirini çok sever olarak görülüyordu. Böyleyken İttihat ve Terakki dağılmadı, bu terkibi talak vücuda getirmiştir. İttihat ve Terakki eleştirisi yapanlar genelde bu örgütün bu mahiyetini görmezden geliyorlar. Yani bu örgütün içinde her türlü adam var. Bazıları samimi dindar, bazıları hiç dindar değil. Bir sınıf görüp sadece işte ondan ibaretmiş gibi konuşmak hata yaptırıyor. Bu da işte bizzat İttihatçı olan Yahya Kemal'in kendi beyanlarıyla anlatılıyor kitapta. Geldik 132. sayfaya. 132. sayfadan ne okuyoruz? Bakalım şöyle bir. Türbelerin kapatılması. Biliyorsunuz Atatürk zamanında türbeler kapatılmış. O dönemde bu kimdi bunu yapan? Hamdullah Sufi Tanrıöver. Yugoslavya'nın üç büyük şairinden birisi Bükreş'te büyükelçi olarak vazife gördü. 8 ay uğraştım. Kimi dinliyoruz? Hamdullah Sufi Tanrıöver ve Anıları kitabından onun beyanlarını dinliyoruz. 8 ay uğraştım, onu İstanbul'a getirdim. Yabancı şair büyükelçiyle geldiğimiz gibi Tateresco, Tutulesco ile de dolaştık. Medeniyetimizin bir şaheseri olan Süleymaniye Camii'ni beraber ziyaret ettik. Sultan Süleyman'ın türbesini de gezmek arzusuna düştüler. Beraber türbeye yürüdük, baktık kapısı kapalı. 10-11 yaşlarındaki çocuklar orada oynuyorlar. En kabadayısına yaklaştım. Oğlum, acaba türbedarı bulabilir misin dedim. Cevap verdi. Onu bulmak çok zordur. İsterseniz arayalım. Türbedarı bulamıyorlar yani. Vaziyeti biliyordum. Söyleyecek şey bulamadım. Onlar galiba tamir var dediler. Fakat iskele yok. Kafamı kurcalıyorum. O kadar kurcalıyorum ki o dakikaya yarayacak bir şey söylemek istiyordum. Fakat bulamıyordum. Nihayet şunları söyleyebildim. Bir müddet mazi ile alakamızı kesmek istedik. Onun için türbeleri kapattık dedim. Yabancı diplomat yüzüme baktı. Şaşkınlık içinde bakmış. Ciddi mi söylüyorsunuz dedi. Cevap verdim. Ciddi dedim. Şu sözleri söyledi. Böyle tarihi olmayan milletler tarih huzurunda esatir efsane uydururlar. Siz ise büyük bir tarihiniz vardır. Bu tarihi yapanların türbesini nasıl kapatıyorsunuz dedim diye sordu. Milliyetperverlik mevzu bahis ise bunun tahakkukunu canla başla istiyorsak tarihimize büyük bir hizmet etmiş olanların türbelerini tamir edelim, açalım diyor. Hamdullah Sufi Tanrıöver ve Anıları kitabında geçiyormuş bu. Yani işte o zamanlar türbeler kapalı, niye kapalı? Adam da sormuş haklı olarak yani. Demiş başkalarının böyle tarihi olsa neler neler yapmazlar ama siz olanın kıymetini bilmiyorsunuz demiş. Evet arkadaşlar geldik 171. sayfaya. Tek cümle, siyaset yetenerek öğütmek suretiyle var olur. Siyaset yetenek öğütmek suretiyle var olur ve yeteneklerini kendine sunmak isteyen saf dillere sağladığı zengin imkanlar karşılığında onlardan bizzat kendilerini, inançlarını, gerektiğinde izzet-i nefislerini bile talep eder. Siyaset, yetenek öğütmek suretiyle var olur ve yeteneklerini kendine sunmak isteyen saf dillere sağladığı zengin imkanlar karşılığında onlardan bizzat kendilerini, inançlarını, gerektiğinde izzet-i nefislerini bile talep eder demiş. Devam ediyoruz. Geldik 188. sayfaya. Bu da benim son notum. Nurullah Ataç'ın başına gelenler.
Melih Cevdet Anday ile Oktay Rifat bir keresinde Nurullah Ataç'ı dövmüşler. Bu dayak olayını da Nurullah Ataç'ın kızı babasından şöyle öğrenmiş. O Meral Ataç Tolluoğlu'nun Babam Nurullah Ataç kitabında geçiyormuş bu. Dücani Hoca oradan alıntılamış. Babamın Nurullah Ataç'ın Melih Cevdet'le dargın olduğunu hiç bilmiyordum. O güne kadar ne babam söylemiş ne de başkalarından duymuştum. Çok şaşırdım, nedenini sordum. Babam sinirli sinirli beni dövdü de ondan deyince büsbütün şaşırdım. Babacığım neler söylüyorsunuz? Melih Cevdet sizi nasıl dövermiş dedim. Babam bu konuda daha çok konuşmak istemedi. Bir daha bana onu sorma, dargınız dedim, işte o kadar deyip konuyu kapattı. Duyduklarıma inanamadım. Sorduğuma soracağıma pişman oldum. Gerçi Melih Cevdet'in zaman zaman hele biraz içince böyle davranışlarda bulunduğunu duymuştum. Bir kez de yıllar önce biz İzmir Caddesi'nde otururken buna benzer bir olay olmuş. Melih Cevdet ile Oktay Rifat babamın yolunu kesip tekme atmışlardı. Babam akşam üzere eve gelirken tam sokağın köşesinde şimdiki Anadolu Kulübü'nün önünde Melih Cevdet ile Oktay Rifat babamın önüne geçip "Sen nasıl bizim şiirlerimizi beğenmediğini söylersin?" diye babama vurmuşlar. Görüyor musun şairleri? Melih Cevdet ile Oktay Rifat babamın önüne geçip "Sen nasıl bizim şiirlerimizi beğenmediğini söylersin?" diye babama vurmuşlar. Babamın aldığı helvalar elinden fırlayıp paltosuna yapışmış. Şapkası başından düşüp toz içinde kalmış. Pantolonunun paçalarında da iki gencin tekmelerinin izi vardı. Babam nefes nefese içeri girince halini görüp düştüğünü sanmıştık. Bu iki ünlü yazarımızın, ünlü şairimizin eleştirilince kaba kuvvete başvurduklarını o gün gözlerimizle görmüştük. Attıkları tekmeler babamın iki dizini de morartmıştı. Diyor. Nurullah Ataç'ın kızı. Evet arkadaşlar, kitabın kapağını tekrar bir şöyle göstermek istiyorum. Kitap güzel bir kitap. İçinde çok enteresan Dücani Hoca'nın hatıratlardan genellikle onlardan yaptığı okumalarda fark ettiği ilginç detaylar var. Kendinde tutuyor kitap. Zaten Dücani Hoca'nın üslubu da çok güzel. Fakat işte ortalarda bir yerde de bahsettim. Yani Dücani Cündüoğlu'nda bu Cumhuriyet döneminin kurucularını böyle bir temize çıkarma, bir kurtarma, yok onlar o kadar da bildiğiniz gibi değil deme tarzı bir temayül var. Kitabın içinde o arka planda o şeyi hissediyorsunuz. Ha bir de şu var, mesela kitapta ara sokakların istikameti gösteren, doğruyu gösteren, hakikati gösteren şeyin ara sokakların kendisi olduğu söyleniyor. Cadde değil de ara sokaklar övgüsü yapılıyor. Buna da bir eleştiri getirilebilir. Eğer ara sokaklardan kastedilen tüm detaylara vakıf olmaksa tamam. Doğru, yani detaylara vakıf olduğunuz zaman resmi daha net görürsünüz. Ama bunun dışında kastedilen ana caddede gidenler değil de ara sokaklara sapanlar doğruyu buluyor ise biz buna pek gönül vermiyoruz, hak vermiyoruz. Çünkü Cadde-i Kübra-i İslamiyet diyebiliyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat olmak gerektiğini, yani ana merkezde buluşmanın istikameti daha çok gösterdiğini düşünüyoruz. Ona da, bu kitabın arka planında akan o tespitlere de birazcık eleştirilerim oldu. Fakat kitap güzel, okunabilir, tavsiye ediyorum. Ben okudum, pek beğendim arkadaşlar. Evet, bir fosforlu kalemin daha sonuna geldik. Başka bir fosforlu kalemde, başka bir kitapla görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.